Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Bugün bir arkadaşım hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Cüneyt Cebenoyan, görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Sinema eleştirmeni Bir Gün gazetesinde yıllardır yazıyordu ama aynı zamanda Açık Radyo'da müzik programları da yapıyordu. Çünkü kendisi rock konusunda özellikle bayağı uzman denebilecek birisiydi. Benim de çok eskiden beri Boğaziçi Üniversitesi'nde okuduğum yıllardan arkadaşım ve bir trafik kazasında kendisini kaybettik. Eşi yanında sağ kurtuldu. Cüneyt'in hayatı hep bir trajedilerdir zaten. Hep onu da zaten değişik şekillerde insanlar bahsetti. Ama bugün Sevin Okyay'ın yazdığı yazıda söylediği gibi o bu trajedilere boyun eğmeyen bir isimdi ve mücadele eden bir isimdi. Mücadeleyi bırakmayan bir isimdi. Bunları biraz açmaya çalışacağım. Önce kendisiyle tanışmamızdan biraz söz etmek istiyorum. 12 Eylül'ün ardından cezaevinden yeni çıkmıştım. 83-82 sonu Boğaziçi Üniversitesi'ne girdim ve Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmıştım. Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken orada sinema kulübünde aynı zamanda çalışmaya başladım. Gönüllü bir kulüp olarak. Çok sayıda Boğaziçi'li, kimisini eskiden tanıdım, kimisini orada tanıdığım isimlerle beraber sinema kulübünde de sinema ile ilgili elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Ve Cüneyt bu arada yoktu. Çünkü Cüneyt Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan bir grup arkadaşıyla beraber 12 Eylül ile ilgili yaptıkları bir siyasi açıklama nedeniyle galiba 12 Eylül'e junta dedikleri için cezaevine atılmışlardı. Tanımıyordum. 14 ay hapis yattığını biliyorum o ve arkadaşları. Cüneyt daha sonra tanışma imkanımız oldu. Cezaevinden çıktı, geldi ve gelir gelmez de sinema kulübünde o da bizle beraber çalışmaya başladı. Çünkü Cüneyt sinemayla çok ilgili birisiydi ve de bizim o tarihlerde yaptığımız, yapmaya çalıştığımız amatör çalışmaların genellikle kameramanlığını da üstlenen birisiydi. Daha sonra ben gazeteciliği öne alıp okulu bıraktım, okuldan atıldım. Ama Cüneyt okudu ama o ilgi alanlarını hiçbir zaman sinema başta olmak üzere imal etmedi. Aynı bölümdeydik, ekonomideydik. O bitirdi, ben bitiremedim ama hiçbirimiz, ikimiz de o ekonomiyle ilgili şeyler yapmadık. Cüneyt solcu birisiydi. İlk tanıdığım andan itibaren öyle biliyorum. Zaten içeri girmesi de ondan dolayıydı ve kendisi de her vesileyle bu solcu kimliğini savunurdu. Ama birazdan bahsedeceğim. Solun içerisinde hep bir dışlanmışlık içerisinde yaşadı. PKK konusundaki tutumu nedeniyle. PKK konusuna gelecek olursak, Cüneyt'in ablası, arkeolog Yasemin Cebenoyan, bir 94 yılının son günlerinde, 30 Aralık'tı yanlış hatırlamıyorsam, The Marmara Oteli'nin kafesinde otururken, orada patlayan bir bomba sonucu hayatını kaybetti. Aynı saldırıda Türk kültür hayatının önde gelen isimlerinden yazar, sinemacı Onat Kutlar da Yasemin'den biraz daha sonra, çünkü hastanede yaralı kalmıştı ama kurtarılamadı. İki kayıp verildi ve bu saldırı PKK tarafından üstlenilmedi. O tarihlerde hala daha sürüyor. PKK bir takım saldırıları yapar ve sonuçlarına göre üstlenir ya da üstlenmezdi. Hatta PKK üstlenmeyince şu anda Cüneyt'in ablasıyla beraber bir fotoğrafını evlerinde görüyorsunuz Yasemin'le beraber. PKK üstlenmeyince o tarihlerde İptacılar bir bildiri yayınlayarak bu saldırıyı üstlendiler, biz yaptık dediler ama bunun hiç aslı yoktu. Hatta ben İslami hareketler üzerinde çalıştığım için Cüneyt beni aramıştı ve bunun doğru olup olamayacağını sormuştu. Yani Yasemin ve Onat Kutlar'ın ölümüne neden olan bombanın İptacılar tarafından yerleştirilme ihtimalini sormuştu. Ben de kesinlikle böyle bir ihtimalin olmadığını ve bunun PKK'nın yaptığının bana göre kesin olduğunu. Ama İptacıların o tarihlerde şöyle bir lafları vardı. Provokasyonlar bize yarıyor diye.
ortalığı karıştırmaya meraklı böyle bir gruptu ve öyle bir karambole geldi. Ama daha sonra zaten Cüneyt'in de çok yakından takip ettiği dava süreçlerinde bir takım isimler itirafçı oldular ve bunun o tarihlerde çok çatışmanın yüksek olduğu dönemlerde PKK'nın bir kör terör eylemi olduğu bir şekilde ortaya çıktı. Ama nedense bu dillendirilmedi ve sol çevrelerde özellikle bu konu geçiştirildi. Ve Cüneyt de buna tahammül edemedi ve bunu sürekli olarak gündeme getirmeye çalıştı. Bunun takipçisi oldu. Bu terör eyleminin PKK ile beraber anılmasını ve PKK'nın bu konuda sorumluluğunu kabul etmesini nafile bir şekilde bekledi ve bunu yaptığı süreçte de dışlandı. Kendi çevresinden insanlar genellikle ya tamam olmuş olabilir dendi ve bir sorgulama yapılmadı. Tabii burada vahim olan olay şu, açık konuşmak gerekirse ki gerekiyor. Yasemin Cebenoyan bir iyi yetişmiş bir arkeologtu, bir kadındı. Ama orada Cüneyt'in kardeşi olmasaydı belki de biz adını bile şu anda hatırlamıyor olacaktık. Cüneyt'in kardeşi olması ve Cüneyt'in bu olayı sürekli gündemde tutması. Ama Onat Kutlar benim de çok sevdiğim, çok saygı duyduğum, çok iyi bir yazardı, sinemacıydı. Türkiye'de sinematiğin kuruluşuna ön ayak olmuş birisiydi ve diğer kamdı. Yani kendisi gibi olmayan insanlara karşı hep empatik ve sempatik yaklaşan birisiydi. Bu anlamda da Kürt sorunu konusunda da gerçekten barışçı, çözüm yanlısı politikaları destekleyen birisiydi. Ve orada pisi pisine bir PKK bombasına kurban gitti ve arkadaşları, sevenleri nedense bu olayın izini sürmediler. Yani Cüneyt'in gösterdiği gayretin onda biri, o tarihte Onat Kutlar'ı bilen, seven, ona önem veren insanlar tarafından yerine getirilmiş olsaydı, belki de Türkiye'de Kürt sorununun gidişatında bambaşka bir takım noktalara bile gelebilirdik. Ama böyle bir kol kırılır yen içinde gibi bir mantıkla bu olay geçiştirilmek istendi. Onat Kutlar ve Yasemin Cebenoyan'ın orada körü körüne ve pisi pisine hayatlarını kaybetmiş olmaları, iki ayrı değerin hayatını kaybetmiş olmaları, savaş durumlarında olur böyle şeyler basitliğiyle bir şekilde üstü örtülmek istendi. Ve bu anlamda Cüneyt gerçekten çok takdire şayan bir şekilde sürekli bunu gündemde tutmaya çalıştı. En son olarak da Fatih Akın'ın Suriye'deki YPG ile ilgili yaptığı ya da yapmakta olduğu filmle ilgili dile getirdiği eleştiriler nedeniyle de yine tepkileri çok ciddi bir şekilde üzerine çekti. Ama yılmadı, son ana kadar da bu konuda sürekli olarak konuştu. Hiçbir şekilde susmadı ve bu anlamda da bu yayının başlığı olarak bize bıraktığı bir ödev olarak da bu önümüzde duruyor. Yani bu savaş ya da şu ya da bu çatışma vesaire hiçbir şekilde terörün, sivillere yönelik, masum insanları hedef alan terörün kimden gelirse gelsin asla ve asla mazur görülemeyeceği, görülmemesi gerektiği konusunda Cüneyt bize gerçekten önemli ve takdire şayan bir miras bıraktı. Böyle bir şeyi bıraktı ve aynı zamanda bu bir miras ama devrettiği bir ödev olduğunu düşünüyorum. Cüneyt'in bu olayın ardından yaşadığı bir başka büyük trajedi var. O da depremde annesi, babası ve oğlunu birlikte kaybetmiş olması. Çok iyi hatırlıyorum o günleri. Çünkü CNN Türk'ün yeni açıldığı dönemlerde ikimiz de orada çalışıyorduk. Henüz faaliyete geçmemişti CNN Türk ama işe gidip geliyorduk. Deprem günü herkes zar zor da olsa bir şekilde ulaşmıştık CNN'e ve çok doğru dürüst bilgi akışı yoktu. Kafeterya gibi bir yerde oturduğumuzu hatırlıyorum. İşte Sakarya'da deprem olmuş, Gölcük'te olmuş derken ben de gayri ihtiyari bir radyoda galiba Yalova'da da olmuş diye söyledim ve bunun üzerine Cüneyt birden nevre attı. Çünkü bilmiyordum. Oğlu Ali annesi ve babasının yanında Yazdık'taymış.
Ve Cüneyt oradan kalktı ve en son kendisiyle Levent Camii'nde annesi, babası ve oğlunun cenaze töreninde karşılaştık. Çok büyük bir acıydı kendisi için, eşi Ayşegül için. Ve o dönemden sonra da çok önemli, çok büyük bir travmaydı yaşadıkları. Ama daha sonra karı koca karar verdiler bunu yenmek için, bunu yenmek adına bir çocuk daha yaptılar. Elif, bir kız, şimdi yanılmıyorsam 14-15 yaşlarında olsa gerek. Elif'le beraber hayatlarını sürdürüyorlardı ve yeni bir trajedi Cüneyt'in başına geldi. Seydişehir'de bir trafik kazasında cumartesi sabah erken saatlerde kendisini kaybettik. Gerçekten birçok yönüyle bir hayat insanı ve kültür insanı ve değerli bir arkadaştı. Özellikle Boğaziçi'nde sinema kulübü yıllarında ki yakınlığımız o dönemlerden çok iyi biliyorum. Sonra başına gelenlere rağmen hep ayakta kalmayı çok zor olduğunu biliyorum. Herkes tahmin eder, bildi. Son ana kadar bunu sürdürdü. Kendisiyle en son karşılaşmamız Nick Cave'in konserindeydi. Ve orada hatta sahneye o da çıkmıştı, ben de çıkmıştım ve cep telefonuyla onun fotoğraflarını çekmiştim. O tarihi anda bir en son buluşmamız olmuştu Cüneyt'le ve Cüneyt şu anda cenazesi Zincirlikuyu'da, Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek ama Zincirlikuyu Camii'nde şu anda herhalde kılınmakta olan namazla namazın ardından defnedilecek. Gerçekten iyi bir insandı, iyi bir arkadaştı, iyi bir babaydı onu biliyorum, iyi bir eşti onu da biliyorum. Ve iyi bir aydındı ve iyi bir solcuydu. Ve burada o aslında Türkiye'de solun en büyük gafletlerinden birisini sürekli onları hatırlatarak, hatırlatmaya çalışarak bu dünyaya veda etti. Orada annesi, babası, oğlu ve ablasıyla herhalde kavuşur. Temennim odur. Kendisine ne diyeceğim? Yani kendisini hep saygıyla, sevgiyle hatırlayacağım. İyi ki kendisini tanımışım, tanımışız. Burada tekrar söylemek istiyorum. O mirası, onun deneyimini, onun mücadelesini bir şekilde sürdürebilmek lazım. Çünkü Türkiye iyi bir ülke, güzel bir ülke ama bu güzel bir ülkede kötülüklere izin vermemek gerekiyor. Ve kötülükle, her türlü kötülüğe karşı ne olursa olsun, kimden gelirse gelsin, kötülüğe karşı durabilmek gerekiyor. Cüneyt onu bize gösterdi. Bunun faturasını çok ciddi bir şekilde ona ödettirmeye de çalıştılar. Ama o böyle bir faturayı kabul de etmedi. Ve çok gerçekten helal olsun, çok gerçek bir duruş sergiledi. Evet, söyleyeceklerim bu kadar, iyi günler.